İlginç olan şey, Ali İzzet Bey'miş bir kahraman tabii ki. Yani Boşnakların çoğu için. Fakat Boşnakların birçoğu için aslında bir neredeyse bir hain. Çünkü özellikle Bosna Hersek'teki krizin tırmanmasında vesaire sorumsuzca davrandığı, hiç mesela işte vatandaşlığını düşünmediği, hani böyle nasıl diyelim, hani şehitlik arzu edermiş vesaire falan gibi davrandığını söyleyenler de var. Ali İzzet Bekoviç aslında baktığınız zaman ılımlı İslamcı siyasetçi. Yani Tito zamanında ve Tito özellikle şeyle angaje olmuşken, bağlantısızlar hareketiyle angaje olmuşken o dönem içerisinde İslami hareketler hız kazanıyor. Bunu da bilgi bir sosyalist devlet olarak hani bu Müslüman ligi hareketleri, genç Müslümanlar hareketi vesaire işte İzzet Bekoviç'in içerisinde bulunduğu şeylere pek hoş gözle bakmıyorlar. O dönem içerisinde bir kitap yazıyor hatta İzzet Bekoviç. Ve bu kitaptan dolayı da tutuklanıyor. Çünkü orada Bosna'daki Müslümanları şey yaptı, hani kışkırttı, ayrı bir Müslüman devleti kurulmasını istediği gibi iddialarla. Yani aşağı yukarı baktığınız zaman kitabı ben göz atmıştım biliyorum ama çok açık ve net bir şekilde nereden o şeyleri bulduğunu tam anlayamadım. Yani bir anlamda Yugoslav Devleti'ne karşı bir şey içerisinde değil. Fakat tabii ki daha sonra özellikle Yugoslavya'da işte Bosna Hersek'te daha dağılmadan evvel çok partili seçimler yapılmasına karar verdiğinde Bosna Hersek'te kurulan parti işte biraz İslamcı, biraz milliyetçi diyebileceğimiz bir parti. Şeyin partisi, Ali İzzet Begoviç'in partisi ve hani büyük, en büyük partisi. Ve daha sonra da işte savaş çıktığında hani krizi vesaire yürüten siyasal kadro hep bu partiden geliyor. Ali İzzet Begoviç dediğim gibi birazcık özellikle Yugoslavya'nın işte güvenliği, stable dönemlerini yaşamış, biraz da ailesi mesela hani biraz daha sol görüşe yakın olan aileler vesaire hala çoğunlukla özellikle gençlerin arasında da var gözlemlediğim kadarıyla. İzzet Begoviç'in bu hareketini pek iyi karşılamıyor. Bu aşağı yukarı hani bizim bir şeyimiz var. Erbakan'ın Libya'ya gidip de bir çadırda hani Kaddafi ile yaşadığı bir olay vesaire var. Biz de mesela kızdık hani Erdoğan'a, bu ne biçim devlet adamı falan. Sen Türkiye'yi temsil ediyorsun falan filan. Burada da ona benzeyen bir tepki var. Yani mesela hani aptalca İslami falan görenler vesaire var. Ama tabii ki çok fedakar bir insan. Sonuç itibariyle yani ulusunu örgütlüyor. Çok da aslında büyük zorluklar altında Bosna Hersek'in Boşnak ulusunun ayakta kalması için çok önemli çaba harcıyor. Özellikle suçlanmasının nedenlerinden bir tanesi ilk başta anlaşmayı, özellikle Milosevic için hani öne sürdüğü anlaşmayı ideolojik görüşü nedeniyle reddetmesinden olduğu, o eleştiri oradan geliyor zaten. Ve hani boşuna bunca insanın kanının aktığını ve bunun sorumlusunun o olduğunu söyleyenler de olduğunu söylemem lazım. Ben bunu kendim de konuştuğum insanlarda, Bosna'da görmüştüm. Yani Evet. herkes için bir kahraman gibi görünüyor. Biz hatırlıyoruz tabii. Özellikle ben o zaman üniversite vesaire falan gidiyordum. Şeydi yani, bizim için hani nasıl diyeyim, Arafat diye bir şey diyor o şey. Kendi bağımsızlık konu. Kahraman adam falan işte. Her lafını dinliyordu. Ne diyor falan filan diye bakıyordu. Tabii medyada mesela takip ediyordu onu. Ama sonradan mesela şey yaptığında, baktığında İzzet Begoviç için herkes tarafından, Boşnaklar içerisinde herkes tarafından öyle algılanmadı. Özellikle tabii Hırvatlar, Sırplar daha düşmanca görüyorlar. Ama dediğim gibi her zaman kahramanları koşullar yaratır. Yani kendi karakteristikleri itibariyle vesaire değil. Çok ilginç bir şey de var. Anladığım kadarıyla, kitabında okuduğum kadarıyla şey var. Özellikle Endonezya Müslümanlığına mesela çok özeniyor.
Tabii ki yine Müslüman kardeşler vesaire, dövüşler vesaire etkilenmiş. Dönmüş dolaşmış Bosna'ya gelmiş. Ali Ecep Pirul işte onun öncülerinden biri olmuş. Bir anlamda dünya görüşü itibariyle bugünkü AKP'sine ya da mesela Refah Partisi'ne ya da Selamet Partisi'ne yakın görüşte bir adam, devlet adamı.